Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Bir 6. gün programında daha geride bıraktığımız hafta Amerika gündeminden öne çıkan başlıkları VOA Türkçe ekibinin derlediği haberlerle aktaracağız. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupa ziyaretinden partiler üstü uzlaşıya varılan altyapı paketinin geleceğine, koronavirüsü salgınında Delta varyantının yarattığı endişeden salgının eğitim hayatındaki etkilerine kadar birçok başlığı ele alacağımız 6. gün başlıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya, Fransa ve İtalya'yı kapsayan Avrupa ziyaretini tamamlayarak Amerika'ya döndü. Blinken bu ziyaret kapsamında hangi toplantılara katıldı, kimlerle görüştü? Mehmet Toroğlu ile konuşacağız. Mehmet, Blinken bu bir hafta süren ziyaretinde birçok ikili görüşme yaptı ve küresel anlamda önemli toplantılarda Amerika'nın görüşlerini dile getirdi. Bu bir hafta boyunca en çok hangi konular öne çıktı? Evet, Blinken gerçekten de çok yoğun bir temas trafiğinde bulundu diyebiliriz bir hafta boyunca Avrupa'da. İlk durağı Almanya oldu. Burada hem ikili temaslar yaptı hem de Libya konferansına katıldı Blinken. Konferansta yaptığı açıklamada egemen, istikrarlı, birleşik, güvenli ve yabancı müdahalelerden uzak bir Libya vurgusu yaptı Amerikalı bakan. Libya halkının da böyle bir Libya'yı desteklediğini söyledi. Bunun bölgesel güvenlik açısından da kritik önem taşıdığını belirtti. Ancak bunun olabilmesi için Libya'da Aralık ayında genel seçimlerin yapılabilmesi gerektiğini ifade etti. Seçimlerin yapılabilmesi için de anayasal ve hukuki meselelerde acilen anlaşmaya varılması gerektiği mesajını verdi Bakan Blinken. 23 Ekim Ateşkes Anlaşması'nın tam olarak uygulanması gerektiğini ve buna Libya'daki tüm yabancı güçlerin çekilmesinin de dahil olduğunu sözlerine ekledi. İşte bu noktada Libya konferansında tüm dış güçlerin ve paralı askerlerin Libya'dan bir an önce geri çekilmesini destekleyen bir ortak açıklama yapıldı. Ancak açıklamadaki bu ifadeye Türkiye çekince koydu. Görüşmelerle ilgili, diplomatik müzakerelerle ilgili bilgi veren Amerikalı bir yetkili, Türkiye hükümetinin Birleşmiş Milletler destekli bir önceki geçici hükümetiyle yaptığı anlaşma kapsamında Libya'da eğitim amaçlı askeri güç konuşlandırma hakkı olduğunu savunduğunu belirtti toplantıda. Blinken ayrıca demiştik ikili temaslarda da bulundu Almanya'da. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Mansla bir araya geldi. Bu görüşmelerde de Libya'dan Kuzey Akım 2 projesine, Rusya'dan Çin'e kadar birçok konu masaya yatırıldı. Almanya Başbakanı Merkel, Amerika'nın Başkan Joe Biden'ın deyimiyle çok uluslu sahneye geri dönmesinden memnunluk duyduklarını söyledi. Blinken Almanya'da Yahudi soykırımının reddedilmesi ve Yahudi karşıtlığına karşı mücadelede Almanya ile işbirliğini öngören bir anlaşma da imzaladı. Bu da ziyarette akılda kalan ayrıntılardan biriydi. Blinken ve Dışişleri Bakanı Alman Bakan Haas tarafından imzalandı bu anlaşma. Blinken'ın Almanya'dan sonraki durağı ise Fransa'ydı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü Blinken. İran konusu Fransa'da daha çok öne çıkan konuydu diyebiliriz. İran konusunda Amerikalı ve Fransız iki taraf arasında, yetkililer arasında bir ton farkı dikkat çekti. Fransız Bakan İran'a nükleer anlaşmanın kurtarılması yönündeki bir anlaşmaya varmak için nihai kararlarını artık almaları çağrısı yaptı. Blinken ise daha sert bir ton kullandı. Mevcut müzakerelerin uzaması durumunda ülkesinin İran nükleer anlaşmasına dönmesinin gerçekten zor olacağını söyledi. Biden'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Washington'a davet etmesi, Blinken'ın önce Berlin'e giderek Amerika'nın iki dinamo ülkesinden Almanya'yı ön plana çıkarması Paris yönetiminde not edildi diyebiliriz. Her ne kadar Paris'te Blinken'ı sıcak karşılasa da Almanya kadar Çin ve İran gibi konularda özellikle görüş ayrılıkları da saklamadı. Gün yüzüne çıktı diyebiliriz. Daha sonra buradan İtalya'ya geçti Amerikalı bakan. Burada IŞİD'le mücadele küresel koalisyonu toplantısına, dışişleri bakanları toplantısına katıldı. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile birlikte başkanlık etti Blinken bu toplantıya. Ülkelere vatandaşları olan IŞİD savaşçılarını geri almaları çağrısında bulundu Amerika Dışişleri Bakanı. 10 bin IŞİD militanının vatandaşı oldukları ülkeler tarafından geri alınmadıkları için Suriye Demokratik Güçlerinin kamplarında tutulmaya devam edildiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Koalisyon toplantısında da IŞİD tehdidinin
bitmediğine, hala bitmediğine, bu mücadelenin devam etmesi gerektiğine özellikle vurgu yapıldı. Afrika uyarısı dikkat çekti. Örgütün Afrika'daki faaliyetlerini özellikle artırdığına dikkat çekti. Kendisiyle bağlantılı örgütler aracılığıyla faaliyetlerini artırdığına dikkat çekildi. Ve Afrika ülkelerine bu mücadelede IŞİD'e karşı mücadelede destek sağlanacağı mesajları verildi. Blinken İtalya'da Papa Francis'i de ziyaret etti. 40 dakika süren bir görüşme yaptığı ikili, bu ziyaretin yine akılda kalan görüşmelerinden biriydi diyebiliriz Blinken-Papa görüşmesi. Blinken'ın son durağı da G20 Dışişleri Bakanları toplantısıydı. Bu toplantı da İtalya'da oldu. G20'den çıkan en önemli sonuçlardan biri de başta Afrika olmak üzere pandemi nedeniyle daha da kötüleşen dünyadaki açlık sorunuyla ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede çabaların artırılması ve desteklenmesi yönünde bir anlaşmaya, bir görüş birliğine varılması oldu. Blinken de buradaki konuşmasında aşı vurgusu yaptı. Pandeminin sona erdirilmesi için daha fazla yere daha çok aşıyı ulaştırmalıyız. Bu küresel sağlık krizini sonlandırmak için çok taraflı işbirliği kilit önem taşıyor mesajını verdi Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Avrupa ziyaretinden öne çıkanları Mehmet Toroğlu ile konuştuk. Teşekkürler Mehmet. Amerika'nın iç gündeminde ise altyapı paketi var. Beyaz Saray ve Senato'dan partiler üstü grup paket üzerinde uzlaşmaya vardı. Ancak şimdilerde bundan sonra izlenecek yol tartışma konusu. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin açıklamaları, Demokrat Parti'de yenilikçi kanadın beklentileri ve Senato'daki 50-50 dağılım gibi unsurlar, altyapı paketinden uzlaşma çıksa da henüz sona gelinmediğinin bir kanıtı gibi. Gerçekten çok iyi bir toplantı yaptık ve sizin doğrudan sorularınıza yanıt vermek için bir anlaşmaya vardık. Başkan Joe Biden, 10 Cumhuriyetçi ve 10 Demokrat Senatörün üzerinde uzlaştığı altyapı paketine kendisinin de onay verdiğini bu sözlerle açıkladı. Beyaz Saray'ın ilk olarak yaklaşık 2,3 trilyon dolarla kamuoyuna sunduğu paketi, Biden daha sonra 1,7 trilyon dolara düşürdü. Üzerinde anlaşılan rakamsa 1,2 trilyon dolar oldu. Uzlaşmaya varıldı ama bunun kağıda dökülmesi biraz zaman alacak gibi. Öncelikle demokratlar sadece altyapı paketi değil, sosyal altyapı planı olarak niteledikleri bir başka paketin de kongreden geçmesini istiyor. Ancak 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketine Kongre'de nasıl oy verecekleri henüz netleşmeyen cumhuriyetçiler, sosyal altyapı paketine oldukça mesafeli. Altyapı paketi üzerinde konuşulduğu gibi partiler üstü şekilde Senato'dan geçerse, sosyal altyapı paketinin akıbeti ne olacak? Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, bu konudaki tavrını net şekilde ortaya koymuş durumda. Bu partiler üstü yasa tasarısı daha çok geleneksel altyapı paketi ki bu önemli. Ama gelecekte atacağımız adımlarla ilgili yapılacak şeyler var. Bu konuda açık olacağım. Senato mutabakat yasa tasarısını kabul etmeden Temsilciler Meclisi altyapı paketi yasa tasarısını ele almayacak. Pelosi'nin reconciliation yani mutabakatla istediği, demokratların 60 oya ihtiyaç duymadan 50 oy ve başkan yardımcısı Kamala Harris'in de desteğiyle sosyal altyapı paketinin Senato'dan geçirilmesi. Başkan Biden da önce Pelosi'ye destek verdi, ardından cumhuriyetçilerden gelen tepkiler üzerine amacının veto tehdidi olmadığını belirtti. Bununla birlikte Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın altyapı paketinde yer almayan unsurların diğer pakette yer almasını istediğini açıklayarak, demokratların sosyal altyapı paketinde ciddi olduğunun mesajını vermeyi ihmal etmedi. Senato Bütçe Komisyonu Başkanı Bernie Sanders'ın liderlik ettiği ve toplamda 6 trilyon doları bulabileceği belirtilen sosyal altyapı paketi yürürlüğe girerse, Amerikalıların hayatını doğrudan etkileyecek. Peki sosyal altyapı paketi Senato'da reconciliation yani mutabakat yöntemiyle geçer mi? Bunun için Senato'daki demokratların tam bir bütünlük içinde hareket etmeleri ve hiç fire vermemeleri gerekiyor. Özellikle parti içinde cumhuriyetçilere yakın olan isimlerin nasıl tavır alacağı tartışma konusu.
Senato çoğunluk lideri Demokrat Chuck Schumer ise her iki paketin Kongre'den geçeceğinden emin. Bizler Senato ve Temsilciler Meclisi'nde iki yasa tasarısında geçireceğiz. Hem klasik altyapı paketini hem de bütçe mutabakat yasa tasarısını. Temmuz ayının son iki haftası 1,2 trilyon dolarlık paketin Kongre'den geçmesi için üzerinde tartışmaların yürütüldüğü tarih. O tarihe kadar demokratlar nasıl bir yol izleyecek henüz netleşmiş değil. Net olan 1,2 trilyon dolarlık paketin Kongre'den geçmesi ve Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi durumunda kazandıracakları. Buna göre 8 yıl boyunca 109 milyar dolar yollar ve köprülere ayrılıyor. 66 milyar dolar demir yollarına, 49 milyar dolar toplu taşımaya ve 25 milyar dolar havaalanlarına gidiyor. 73 milyar dolar enerji nakil hatlarına, 65 milyar dolar da Amerikalıların internete erişimini yaygınlaştırmaya ayrılıyor. Plan cumhuriyetçilerin istediği şekilde herhangi bir vergi artışını da içermiyor. This is a generational investment. Bu sonuçta altyapımızı modernize edecek, iyi gelirle milyonlarca istihdam yaratacak olan bir nesillik yatırım. Milyonlarca iyi gelirli iş ve Amerika 21. yüzyılda dünyanın geri kalanıyla yarışabilecek durumda olacak. Peki Amerikalılar 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketiyle diğer tartışılan sosyal altyapı paketi hakkında ne düşünüyor? Yapılan bir anket halkın önemli bir bölümünün demokratların cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç duymadan söz konusu altyapı paketlerini senatodan geçirmelerinden yana olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre halkın %62'si her iki paketin de kongreden geçmesinden yana. Cumhuriyetçilerin yaklaşık %40'ı da buna destek veriyor. 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından Joe Biden 1,9 trilyon dolarlık ekonomik paketi kongreden geçirmeyi başardı. Şimdi amacı her iki altyapı paketini de kongreden geçirmek. Gelecek yılki ara seçimler yaklaştıkça bunun önemi her geçen gün daha da artıyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Birçok ülkede pandemi sonrası dönemden daha çok bahsedilir oldu. Aşılamanın yüksek olduğu yerlerde hayatın normale döndüğünü anlatmak için kullanılan pandemi sonrası söylemi birçok uzmana göre bir yanılsama. Çünkü koronavirüsünün daha bulaşıcı olan Delta varyantı birçok ülkenin önlemleri arttırmasına neden oldu. Peki Amerika'da durum ne? Yeni varyant etkili olmaya başladı mı? Ekibimizden Dilge Timoçin derledi. Koronavirüsü salgınıyla geçen neredeyse 1,5 yılın ardından Amerika'da maskeler çıkarıldı, sosyal mesafe önlemleri neredeyse ortadan kalktı. Amerikalılar ülke içinde ve yurt dışına yeniden seyahat etmeye başladı. Sanırım Amerika'dan ilk gelenlerden biriyiz ve bu heyecan verici. Ülkemdeki tüm arkadaşlarım Facebook, Instagram ve Snapchat'ta gördükleri fotoğraflarımızı kıskanıyor. Bu gevşemenin en önemli nedeni elbette aşılamaydı. Başkan Joe Biden'ın sürü bağışıklığı için 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı'na kadar %70'lik aşılama oranına ulaşılamasa da CDC verilerine göre 18 yaş üstü yetişkinlerin %66'dan fazlası en az bir doz aşı oldu. Toplam nüfusta da bu oran %54'ün üstünde. Ancak başkent Washington'da %71'in bile üzerine çıkan aşılanma oranları Missouri gibi eyaletlerde %39'a kadar düşüyor. Missouri şu anda Amerika'da en fazla yeni korona vakasının görüldüğü eyalet. Hastaneler aşısız gençlerle dolup taşmaya başladı. Vaka artışının bir diğer nedeni de yeni koronavirüsü varyantı Delta. Delta varyantını daha genç hastalarda görüyoruz. Geçen hafta yoğun bakımdaki hastaların %60 ile 65'i 40 yaşın altındaydı ve bu geçen yıla kıyasla şok edici. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı, İngiltere'de ortaya çıkan Alfa varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli. Küresel ölçekte diğer varyantlardan da daha kaygı verici. Üstelik şimdi de Delta varyantının mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde daha da kolay bulaşabilir hale gelen Delta Plus varyantı dolaşıma girdi. Delta şimdiye kadar tespit edilen varyantların en bulaşıcısı.
en az 85 ülkede görüldü ve aşılanmamış nüfus arasında hızla yayılıyor. Delta varyantının hızla yayılması ve can kayıplarındaki artışa işaret eden Dünya Sağlık Örgütü, aşı olmuş kişilerin bile maske takmaya devam etmesi gerektiği tavsiyesini yineliyor. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC'ye göre Amerika'daki her 5 yeni enfeksiyondan biri Delta varyantı kaynaklı. CDC maske şartını yerel yetkililere bırakmış durumda. Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles, Dünya Sağlık Örgütü'nü dinleme kararı aldı. Amerika'nın en yoğun nüfuslu bölgesinde sağlık yetkilileri aşı olsunlar ya da olmasınlar tüm iç mekanlarda herkesin maske takmaya devam etmesi tavsiyesinde bulundu. Biz buna evet yanıtını veriyoruz. Beyaz Saray'da kutlayacağız ve dışarıda olacağız. Dört gözle bekliyoruz. İlk büyük davetimiz olacak. 4 Temmuz bağımsızlık gününü geçen yıl salgının gölgesinde geçiren Amerikalılar, bu yıl First Lady Jill Biden gibi heyecanlı. Kalabalık kutlamalar kadar pazartesi resmi tatil olması nedeniyle milyonlarca Amerikalının yollara düşmesi bekleniyor. Bağımsızlık gününü Beyaz Saray'da geçirecek olan Başkan Joe Biden ise hafta içinde ziyaret ettiği Kuzey Carolina'da halkı Delta varyantına karşı uyardı, aşı çağrısını sürdürdü. Bu Delta varyantı daha bulaşıcı, ölümcül olabilir ve özellikle gençler için tehlikeli. Koronavirüsünü yenmek için mücadelemizde en büyük tehdit olduğu söyleniyor. İyi haber, bir çözümü var. Bilim bu konuda açık. Virüse ve bu varyanta karşı korunmanın en iyi yolu tamamen aşı olmak. İşe yararsa hem bedava hem de güvenli, kolay ve uygun. Amerika'da uygulanan koronavirüs aşıları Delta varyantına karşı en yüksek seviyede olmasa da hala etkili. Yayınlanan araştırmalara göre 2 doz aşıdan Pfizer-BioNTech aşısının etkinliği %88 civarında. Moderna yetkilileri aşılarının Delta'ya karşı etkinliğinin az da olsa düştüğünü açıkladı ancak oran vermedi. Kamu sağlığı yetkilileri tek dozluk Johnson & Johnson aşısının da aynı teknolojiyle geliştirilen AstraZeneca aşısı gibi etkili olmasını beklediklerini duyurdu. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Birçok ülkede olduğu gibi Amerika'da da koronavirüsü salgını nedeniyle eğitim sektörü değişikliğe uğradı. Bu süreçte üniversite ve yüksekokul öğrencileri arasında en büyük zorluğu sayıları 1 milyona yaklaşan yabancı öğrenciler yaşadı. O öğrencilerden biri de Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi öğrencisi Umut Dilsiz. Umut, pandemi sürecinde yaşadıklarını VOA Türkçe'den Çidam Yücel'e anlattı. Yaşamın her alanında etkisini gösteren koronavirüsü pandemisinin en fazla etkilediği sektörlerden biri de eğitim sektörü oldu. Birçok ülkede olduğu gibi Amerika'da da koronavirüsü salgını nedeniyle üniversite ve yüksekokullar 2020 Mart ayında uzaktan eğitim modeline geçti. Amerika'daki üniversite ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin %5.5'ini yabancılar oluşturuyor. Ülkelerinden, sevdiklerinden, ailelerinden uzakta pandemiyle mücadele eden binlerce öğrenci için geride bıraktığımız son 15 ay pek de kolay geçmedi. Pandemi öncesinde Amerika'daki yabancı öğrenci sayısı 1 milyonu geçmişti. Son 10 yılda %38.6 büyüyen uluslararası eğitim sektörü de pandemi nedeniyle darbe aldı. Amerika'da okumak isteyen uluslararası öğrencilerden en yoğun talep ise yaklaşık 370 bin öğrenciyle Çin'den. Listeyi Çin'den sonra Hindistan, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Kanada takip ediyor. Yine pandemi öncesi Amerika'da yayımlanan bir raporda 2018-2019 öğretim döneminde ülkedeki yabancı öğrencilerin 10.159'u Türk öğrencilerden oluştu. Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği okulsa Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi UCLA. O Türk öğrencilerden biri de UCLA'de son sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Umut Dilsiz. Umut, pandemi sürecinin ilk dönemlerinde salgının bu denli uzun sürebileceğine, eğitim modellerinin tamamen değişebileceğine ihtimal vermediğini söylüyor. Pandemiye ilk başladığımız zaman çok farkında değildim. Hani ciddiyetinin Eylül'de, yani geçen Eylül'de biteceğini düşünüyordum. Hani haberlerden okuduğum şeyler oydu. Ama sonra okul kapanıp hani bütün her şey online'a geçtiği zaman daha ciddiyetinin farkına vardım.
Başta tabii ki de hani dışarı çıkamamak olsun, arkadaşlarımla görüşememek olsun, yani okula gidememek başta hani sosyal olarak bir depresif bir hale soktu. Koronavirüsünün hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte üniversitelerde kampüs hayatı da son buldu. Öğrencilerin dijital yetkinlikleri artarken sorumluluklarında da artış oldu. Evde olmak ve sosyal hayatın bir anda durması ilk zamanlarda etkilemiş olsa da Umut bu durumu fırsata çevirmeyi başaranlardan. Bu pandemiden dolayı da boşluklarım olduğu için uzun zamandır işte öğrenmek istediğim bir iki konu hakkında bazı programlar aldım. İşte biri blockchain hakkında, yani kodlaması hakkında bilgi almak istiyordum. Bunu birazcık internetten, GitHub olsun, o tür sitelerden hani kendi kendime öğrendim. Bunun dışında da finansal modelleme ve finansal modelleme üzerine FMVA diye bir sertifikasyon programı var. Buna kaydoldum ve bunu da yani bir ay içinde bitirmek üzereyim. Umut, Amerika'da eğitim aldığı için kendisini şanslı hissettiğini söylüyor. Pandeminin birkaç ayını Türkiye'de geçiren Umut, bu süre boyunca iki ülkenin üniversite eğitimindeki farkı daha iyi gözlemlediğini anlatıyor. Aramızda, yani gerçekçi olmak gerekirse, büyük bir fark var. Hani bilgi konusunda, gördükleri dersler konusunda ve bu hani bahsettiğim kişilerde, yani Türkiye'nin aslında iyi üniversitelerine giden kişiler. Hani onlara ben yaptığım şeyleri gösterdiğinde hani onların çok ilgisini çekiyor. Aa, biz de bunu öğrenmek istiyoruz ama işte kendi okullarında hani bu konularda daha dersler açılmamış. Birazcık hani üniversiteler o açıdan Amerika'ya göre daha geriden geliyor. Türkiye'de her 3 gençten biri işsiz. Pandemiyle paralel olarak artan işsizlik sayıları ve eğitim sistemine olan güvensizlik gençleri ve ailelerini yurt dışını seçmeye itiyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye en çok beyin göçü veren 24. ülke. İyi eğitimli her 100 gençten 59'u yurt dışına gidiyor. Yurt dışında okuyan öğrencilerin %78'i Türkiye'ye dönmek istemiyor. Umut için de durum farklı değil. Türkiye'de bir okul bu eğitimi bana verebilecek olsaydı tabii ki de Türkiye'de kalırdım. Yani şu an yakın gelecekte de o yüzden hani benim kendi kafamda kurduğum, yapmak istediğim şeyleri Türkiye'de yapmak o kadar kolay değil. Çünkü bu bilgi birikimine sahip insan sayısı yok. Amerika'da kalmak istiyorum. Hani burada kendimi geliştirmek istiyorum. Hani bu gelişimlerimi sonra tabii ki de Türkiye'de, yani Türkiye'yi geliştirmek için, aktarmak için dönmek isterim. Ama şu an ben hala gelişimimi tamamladığımı düşünmediğim için şu an yani benim en çok bilgi birikimimi aktaracak yer olarak yani Amerika'yı, özellikle de Kaliforniya eyaletini düşündüğüm için şu an burada kalmak istiyorum. Koronavirüsünün ekonomide yol açtığı değişiklikler dünyanın hemen hemen her ülkesinde okullarından mezun olup iş arayan milyonlarca gencin hayallerini etkiledi. Uzmanlar bu süreçte gençleri desteklemek için bilinçli olarak çaba göstermek gerektiğini söylüyor. Çıdam Yücel, Amerika'nın Sesi, Los Angeles. Amerika'nın batısında hava sıcaklığının rekor düzeye ulaşmasıyla birlikte kuraklık sorunu da büyürken uzmanlar hava sıcaklığındaki değişimin kalıcı olabileceği uyarısında bulunuyor. Batı eyaletlerinde orman yangınları devam ederken Başkan Joe Biden bölgedeki eyaletlerin valileri, acil durum ekipleri ve diğer yetkililerle bir araya gelerek bu soruna çözüm yolları aradı. Geçen yıl tarihinin en kötü orman yangınlarıyla karşılaşan Kaliforniya dahil Amerika'nın birçok batı eyaletinde büyük orman yangınları devam ediyor. Kaliforniya'nın ikinci büyük su rezervuarı Oroville Gölü'nde ve komşu eyaletler Nevada ve Arizona'daki Mead Gölü'nde sular çekildi. Bu durum hava sıcaklıklarının rekor düzeye ulaştığı ölüm vadisi olarak bilinen bölgede ve çevresinde elektrik üretimini de tehlikeye atıyor. 2018 yangınında yerle bir olan Paradise'da itfaiye ekipleri olası bir yeni yangına karşı önlemleri arttırdı. Bitki örtüsünün nem oranı bu yıl mevsim ortalamasının oldukça altında kaldı. Bu uzun süreli bir yangın sürecine yaklaştığımız anlamına geliyor olabilir. Orman yangınlarının çoğu insanlar tarafından başlatılıyor ya da yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkıyor. Çalılık alanlar şu an olduğu gibi kuru ve yoğun olduğunda risk daha da artıyor. Bölgede yanmaya müsait bir bitki örtüsü var. Bir taraftan da iklim değişikliği nedeniyle kurak bölgeler genişliyor. Son yıllarda kaynaklar azaldı.
Bazı büyük yangınlar hava değişinceye kadar devam ediyor. Uçakla yangın söndürme çalışmaları elbette iyi bir şey. Ancak hava sıcak, çallar ve rüzgar kuruysa, yangın alanı da çok büyükse bu ancak bir kamp ateşini söndürmek gibi bir şey olur. Uzmanlar diğer ülkelerde de iklim değişikliği nedeniyle çeşitli doğal afetlerin kapıda olduğuna dikkati çekiyor. İklim değişikliği, aşırı hava koşulları, büyük kuraklıklar, büyük seller, aşırı soğuklar ya da aşırı sıcaklar. Bunların hepsi birbirine bağlı olaylar. Uzmanlar karbon salımı kontrol altına alınarak iklim değişikliğinin hızının yavaşlatılabileceğini söylüyor. Ancak Amerika'nın batısında bazı bölgelerde bunun için artık çok geç. Bir tarafta büyük bir tehlikeye adapte olma durumu var, bir tarafta da alt edilmesi imkansız bir tehlike. Olumsuz ve aşırı hava koşulları yeryüzünde ve altındaki ciddi değişime bağlanıyor. Su kaynaklarımız azalıyor. Kaynaklar daha değişken ve daha az güvenli olacak. Yangınların sürelerinin uzamasına neden olan bu durum dünyanın her yerinde gözlemleniyor. Aslında yangınların bu kadar büyük olmasına neden olan etkenleri azaltıp, yangın olsa bile hasarın büyük olmasının önüne geçebiliriz. Pritchard ve diğer birçok uzmana göre işe karbon salımının azaltılmasından başlamak, iklim değişikliğine karşı mücadelede kilit önem taşıyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. 6. günde geride bıraktığımız haftanın öne çıkan gelişmelerini getirdik ekranlarınıza. Haftaya yeni gelişmelerle karşınızda olmak üzere. İyi hafta sonları.